Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ıspanaklı fellah çorbası yapacağım. Köfteli ıspanaklı fellah çorbası. Çok güzel bir çorba. Ben köfte yapmıştım, içli köfte. Aynı onun gibi malzemelerini köftemize o şekilde hazırlıyoruz, içli köfte hamuru. Sadece bu ölçülerle yaparsanız tam olur. Başka hiçbir şey koymanıza gerek yok. Şöyle bir su bardağı bulgurumuz var. Yarım çay bardağı irmik. Bunun ikisini şimdi kaynak suyla şöyle bir ıslatalım. Ve bunun şişmesini bekleyelim. Bu bir kenarda şişsin. Ondan sonra hamurumuzu yapacağız. Bu sırada onu beklerken şişmesini şöyle bir bağ ıspanağım var benim. Şöyle bir tutam yani avucunuza tuttuğunuz zaman. Yıkanmış ıspanak. Ispanağımızı ve bir tane kuru soğanımız var. Bu ikisini bu arada doğrayalım. Bunun şişmesini beklerken ıspanağımızla kuru soğanımızı doğrayalım. Evet arkadaşlar, ıspanağımızı küçük küçük doğradık. Soğanımızı da küçük küçük doğradık. Şimdi bunlar şöyle bir kenarda dursun. Şimdi hamurumuzu yapacağız. Bulgurumuz yumuşadı. Bir su bardağı unumuzu, bir de 2 yemek kaşığı da fazladan koyuyoruz. Bir çay kaşığı karabiber, kimyon ve yeteri kadar da tuz atıyorum. Yarım su bardağı da su koyuyorum üzerine. Bu tam oluyor yani. Ölçümüz bu. İşte köfte hamuru. Fellah köftesi hamurumuz için. Bunu şimdi güzelce hiçbir şey başka bir şey karıştırmadan yoğuralım, hamur yapalım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yaptık. Hemen toparlandı zaten. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi şöyle bir tepsinin içerisine biraz un serptik. Elimizi biraz suya banıp şöyle aynı fellah köftesi gibi İstediğiniz büyüklüklerde kopartıp şöyle şöyle yapıp yuvarlayıp unumuzun üzerine atacağız. Bunu yemeğimize göre yuvarlayalım. Artarsa böyle hamur yoğurup poşete koyup ikiye üçe bölüp böyle poşete koyup bunu indirip yapabilirsiniz. Böyle yuvarlayıp unla bulayıp ondan sonra buzluğunuza poşette atabilirsiniz. Mesela benim şöyle, ben size hamurunu yapmak için gösterdim. Benim şöyle önceden attığım buzluğa bir poşet var. Ben şimdi yemeğimi bununla yapacağım. Bunu yuvarlar, buzluğa atarım daha sonra kullanmak için. Yemeğimizi bununla yapacağız. Şimdi tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızla soğanımızı koyalım. Kavurmaya başlayalım yemek yapacağımız tencereye. Evet arkadaşlar, soğanımız çok güzel kavruldu, pembeleşti. Şimdi bunun içerisine birer yemek kaşığı kadar domates, biber, salçamızı koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Birer çay kaşığı karabiberle tuz da atalım. Ondan sonra doğramış olduğumuz ıspanağımızı koyalım içerisine. Bunlar zaten şimdi yarıya iner. Küçülür, azalır. Tamam, şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra şimdilik yarım litre su koyalım üzerine. Bahar üzerine suyumuzu ekleyeceğiz. 5 dakika kadar şöyle hafiften ıspanaklarımız yumuşayasıya kadar. Köftemizle birlikte de pişecek. Ama şöyle 5 dakika kadar şöyle bir kaynatalım. 5 dakika kaynatalım. Sonra köftemizi koyacağız içerisine. Evet arkadaşlar, çorbamız 5 dakikadır kaynıyor. Bakın.
salçası falan içinde güzelce karıştı. Şimdi içerisine 500 ml daha kaynak su koyuyorum. Az önce 500 koymuştum. Şimdi 1 litre oldu. Ondan sonra şöyle 2-3 büyük diş sarımsak rendeledim. Sarımsağını karıştıracağız. Yani bol sarımsaklı çok lezzetli oluyor. Ben turunç ekşisi sıktım. Bu aşamada şimdi köftemizden önce ekşisini koyacağız. Yoksa köfte dağılır içinde. Şöyle bir tane ben turunç ekşisi sıktım. Hepsini koymayayım. Ekşisine bakacağım ona göre. Siz de bu sırada limon tuzu koyabilirsiniz. Limon ekşisi koyabilirsiniz. Ekşinizi bu aşamada koymak lazım. Şey, ağız tadınıza göre. Tamam. Şimdi köftemizi atalım içerisine. Köftemizi de attık. Köftemizle birlikte içerisinde 1 litre suyumuz var. Yeterli gelir 1 litre su. 10 dakikada köftelerimizle birlikte pişecek çorbamız. Bu şekilde 10 dakikada kaynasın. Ağzını kapatmayalım, köfteler dağılmasın. Tuzuna ekşisine bakın bu sırada. Evet arkadaşlar, çorbamız oldu. Bakın. Mükemmel oldu. Şimdi kabımıza koyalım çorbamızı. Çok güzel. Çok faydalı. Çok da pratik. Dediğim gibi hamurunuzu yapın. Buzluğunuza atın. Hemen ıspanak da var zaten her yerde. Su gibi tazecik ıspanaklar çıkmış. Bu şekilde çorbanızı yapın. Hem doyurucu hem de çok sağlıklı. Evet. Çorbamız hazır arkadaşlar. Fellah çorbası ekşili sarımsaklı. İnşallah yapar dener, siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.